Ariana Grande'nin ilk albümü Yours Truly. Kendi sözü bu. Hayranlar albümden çok sayıda müzik bekleyebilir. Günlüğümden kaldırılan sayfalar gibi. Her şarkı sözü hayatıma uygun. Hayranlarım albümü yazarken geçen 1,5 yılda neler yaşadığımı duyabilecekler. Şimdi buradan Ariana'nın kendi söylemiyle bu. Albümlere Taylor gibi bakacağız. Yani hayatın içinde olarak bakacağız. Buradan bunu anladım. Ben tam bilmiyordum. Var mı yok mu tam emin değilim şu an. İlk stüdyo albümü Yours Truly. Aslında adı Daydreamin olarak kaydedilmeye başta öyleymiş. Öyle kaydedilmiş. 3 yıl sürmüş. Wow. Proje oluşturulma süresi boyunca kavramsal ve sesler değişiklikler geçirmiş. Victorious ve Cat Valentine olarak çekerken aslında daha önce Broadway'de çıkıyor. Ariana ilk önce. Bir dizisi bu. Cat Valentine olarak çekerken albüm üzerinde çalışıyor. Biraz aslında karakter olarak ne olacak bilmiyorum. Bu Cat Valentine biraz şey bir karakterdi. Aptal. Biraz öyle bir karakterdi. Bunu anlatacağız zaten. Positions'da anlatırız. O bilmiyorum şu an ne olacak. Gerçekten bilmiyorum. Put Your Hearts Up adlı kabarcıklı pop şarkısını attı 2011'de. Neredeyse onu Victorious'tan tanıyan çocuklardan oluşan çekirdek izleyicisine hitap etmeyi amaçlıyor. Her şey 50'ler, 60'lar Doo Wop'tan esinlenilmiş olarak tanımladı bu röportajda. Albümden önce Do You Love Me? İki yeni single'ın yayınlanacağını falan açıklamış. Onları da dinleyeceğiz zaten. Voodoo Love, Pink Champagne, Boyfriend Material varmış aslında. Benim Tek Güzelimsin, Tattooed Heart, Daydreaming. Bu üç şarkı da rafa kaldırılmış. Piyasaya sürülmemiş. Snippet olarak, yayınlanmamış şarkılar olarak, underrated olarak biliniyor. Yoklar, şuradalar onlar. Ama Tattooed Heart ve Daydreaming aslında yani şuralar da biraz var onlar. Biraz aslında katmış. Bir de küçük bir EP'si var. Aslında iki tane cover'ı var. Last Christmas ve Santa Baby. İki cover. Santa Tell Me adlı parça. Noel klasiğindeki R&B spin'i eleştirmenlerden beğeni toplamış. Santa Baby, Noel klasiği. Snowing California'da kendi yazdı. Evet, çok bir şey yok. Neyse, kompozisyonu. Whitney Houston, Amy Winehouse, Christina Aguilera, Mariah Carey gibi sanatsal ilhamların müziğinden stilistik etkiler yer alıyor. 90'ların hip-hop'u, 50'lerin piyano, pop ve doo-wop müziğini barındırıyor. R&B yine. Albümün gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş şirketine karşı. Put Your Heart Up'ı hiç sevmediğini, büyüdüğü müzik türünü rastgele kentsel pop, sadece 90'lar yapmak istediğini itiraf etmiş. Gerileme hissi, 50'ler 60'ların doo wop sesinin aksine 90'ların sonunda 2000'lerin başına kadar olan kentsel popu anımsatacak şekilde yeniden dizayn. Albüm pop olacak. Aynı zamanda eski okuldan da ilham al. Old school o, eski okul değil. Old school bir hip hop tarzı demek o. 50'lerden ilham alıyor. Motown'dan ilham alan Katy Perry, Madonna, Fergie, Alicia Keys olarak da sıralamış. Bir sürü sıralamış. Aşk mektubu gibi hissetmiş Yours Truly. Albümün değiştirildiğini açıklamış. Falan filan. İlk olarak yani gerçekten Cat Valentine'ı bana hatırlattı. O dönemlere bir gittim aslında. Bu bana biraz oralara. Çünkü o yıl çıktığı için. Bak şu giriş 50'ler. Bir de gerçekten Broadway'den olduğunu biliyoruz Ariana'nın. Hani Broadway çıkışı yani orada biraz bu tip bu müziği duyuyoruz aslında. Opera anlatsaydım opera da anlatacağız ama ne zaman bilmiyorum. Oralarda bak göreceğiz bu tipi. Aa, bu yeni ama. Bak şu arkadaki soul gibi
başladı aslında. Ama trapler falan girdi. Günümüz oldu. Ben işte bunu söyledim. Yani bir 50'ler, bir sol, bir günümüz. Oo, bayağı karmaşa. Ah, güzel. Ay, bayağı karmaşa. Anlam yapıyormuş gibi göründü dikiz aynası. Önümde olanı gördüğümden daha çok. Bu dönüşümü yapmaya hazırım. Parçalanıp yanmadan önce ölümümüz olabilirim. Eski şeritte takılıp kaldık. Yanlış yoldan gidiyoruz. Takılmış gibi hissediyorum. Eskiden olduğu haline gidelim. Balayı caddesinde olduğumuz zamana. Yaylılarla başlaması Leon Thomas, 3. Thomas'ın akapella arka vokalleri. Yapım ekibidir Leon'un. Justin Timberlake'in Push Your Love Girl şarkısından ilham almış gibi görünüyor. Ariana'nın Aşıklar Arasında, Balayı Bulvarı. Genellikle ilişkilerinin başlangıcında yeni evliler arasında delice aşık oldukları aşamayı, balayı kısmını ifade etme şeklidir. Kıvılcımın nasıl söndüğünden bahseder. Justin Timberlake, Timbaland yakıtlı bir parçaya benziyor. Aptallar aşık olur, öyle derler. Hakkımızda dedikodular. Şöyle hissediyorum. Yaz şarkısı çıktı. Ya arkada EDM var. Bu dırı kısmı gerçekten Broadway gibi. Bir caza kayıyor, bir şeye kayıyor. Aa. Dur. Bu da EDM gibi. Ah. Şu konuşma bak yine İspanyol şeylerine benzettim. Yani hiçbir şey yoktu. Yaz şarkısı, dans ettiler. Bir anlam bence yok. 70'lerin diskosu, 90'ların R&B diva havasına sahiptir. Mary Carey retro olduğunu düşün. Yani evet. Biraz retro gibi geldi. Beyoncé için yazılmış. Aa, gerçekten karmaşa. Tam böyle zamanını bilemedim yani. Bana bir 90'ları gerçekten andırdı. Ah, şu whistle tone. Ariana'nın da busuna bitiyorum yani. Oh. Juliet. Aa. Big Romeo bunlarla ne yapmaya çalışıyor? Yalnız bak. Bence bir şey çıkmayacak gibi, dans edecekler gibi ama yani şey gibi olmuş. Hakikaten müzik günümüz aslında ama geçmişe sahte gibi geçmişe gitmesi. Tabi burada yine bak rap mrap yani günümüz müziği. Başta böyle başlamadı bence. Viking şey değil mi bu ya? Ne alaka şimdi? Romeo Juliet'i buraya katmayı hiç anlamadım. Ama acayip çaba var. Bir müzikal gibi durmuş. Yani biraz Romeo Juliet'in günümüz versiyonu gibi olmuş. Bunlar neden böyle havuzda dans etti? Neden Romeo Juliet gibi oldu? Parti istiyorsa ellerine bak. Ya hiçbir şey yok bence. Banyoda bir saat geçirdim. Manken gibi dışarıya yürüdüm. Apollo ya. Bana orada sahipsin Ayda. Cine ihtiyacım var. Bu Apollo şey. Apollo Ay'a giden. Apollo 11. Neil Armstrong'un ve Michael Collins'in. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin'in atıfta bulunarak kendisini aya kadar yükseğe çıkarttığını söylüyor.
Apollo, müzik, hakikat, yani şifa, güneş ve Babe, şiir tanrısı. Artemis'in kardeşi. Söylemiştik bunu. Lady Gaga'da unutmuyorum. Evet, yıldızları sıraya koydum. Kalbimi sana vermiştim. Bildiğin aşk şarkısı. Klasik aşk. Hiçbir başarı kazanmasaydı. Asfalttan önce beni yakalar mıydı? Toplu taşıma aracına dönürseydi. Araba olan. Beni bekliyor olur muydun? Yani beni param için mi seviyorsun? Genç bir hayalperestin yerinin bitişiğine getirir miyiz? Kitabın sözlükten ince. İncil geri dönüştürdü. İncil. Seni seviyorum. Sana sahip olmamın nedeni bu. Şişedeki cinler. Alaaddin'in... Ah, cin o mu? Yok artık. Ha, şişede cine ihti... Aa, ben onu alkol sandım. Aa, cini. He, pardon. Alaaddin. Şişe bulur ve üç dilek hakkı verir. Bu satırla olan kız çifte atıfta bulunur. Right diye yayınladıktan sonra Ariana ve Sean çıkmaya başlamış falan filan. Hayatında bu adama sahip olduğu için kutsanmış hissetmesi. Yıldızdan hizalanması falan. İmkansız olaylara. Romeo, Juliet. Ayrı düşmeye mahkum aşıklar olarak anılmaz. Mutlu bir sonla olabilir falan. Pam 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 50'ler. Pam 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 pam. Aa. Ama ben anladım. Gerçekten geçmişe gitmeye çalışmasını, 50'lere gitmeye çalışmasını anladım. Ah. Oo. Anladım. Yani niye bunların çıkartılmak istendiğini. Çünkü çoğunluk böyle şeyleri sevmez. Çoğunluk şunları sever. Şu iki baby eye, right there, bu tip çoğunluk bunu sever maalesef. Yani bu şarkıyı bence yani koymasaydı da dinlerdik de. Ama yapmaya çalıştığını anladım. Paraya ihtiyacın yok. Oyunlar oynamak zorunda değilsin. Sadece aşk. 1954'müş gibi. Oralara sürekli gideceğimizi söylüyorum. Sonsuza kadar. Olmak zorunda değil ama. Dövmeli kalbindeki isim yani kalpli dövme vardır. O cildine kazı, yatağına koy. Ay ışığının altında öp. Bir şey yok sözlerde. Bye Bye Birdie'deki istikrarlı olmak. İlişkiyi bir sonraki seviyeye taşımak, romantik yapan, nostaljik kokunun yanı sıra değiş tokuş edilen söz yüzükleri. Lise meselesi olduğunu düşünürsek bunun sonsuza kadar sürmez. Marilyn Monroe'nun 1954'te başlayan ve biten evliliğine gönderme olabilir. Swing. Burada da var bu şu Rascals. Şurada da var. Honeymoon Avenue. Niye bunların ikisini o mu yazmış? Beatçiler yapar bunu aslında. Bunu profesyonel insanlar yapmaz. Ha. Ha. Leme leme. Şu arkadaki dım dım dım. Blues. Günümüz. Oo, bayağı karmaş halim. Oo. Ah. Blues'u günümüze uyarlamak. Rascals, Leon Thomas, 3. Thomas ve Chris Tennis'in yapım ikilisidir. Ariana'nın plaklarını üretmişler. Lavin'i sevgilisine tüm sevgisini verdiği, endişelenmeleri gerekmediğini söyler. Ah. Ah. Caz piyanosundan günümüz şarkıları. Savaş aşkın nasıl kaybedilen bir savaş olduğu hakkında şarkı söyleyebilirim. Aşk tanrısı vurulan tarafından vurulan ok hakkında şarkı söyleyebilirim. Kalbimin hırpalanmış olduğunu bulacaksın. Radyoda çalabilecek bir şarkı yapmayı tercih ederim ama. Maalesef.
piyanodan mükemmelleştiğimi görmek istiyorum. Cupid, klişe yine klişedir. Piyasaya sürülmesinden 5 yıl süre sonra yüzük parmağında ok bulunan kalp dövmesi yaptırdı. Yine eskiye gittim şu an. Trap gülüm. Ama güzel olmuş bence ya. Bence çok çok farklı buldum şu an. Günümüz oldu. Oy. Remix. Yalnız bak, bu güzel bak. Aa. Söyleyiş soul, söyleyiş 50'ler. İnanmıyorum. Bam bam bam. Aa. İşte bu. Beklediğim bunlar ya. Bu hakikaten yani üstüne koymak. Yani normal, soul, normal günümüz değil. Farklı bir şey. Yani ikisini karıştırması çok çok zekice. Bunu bir tek ben mi fark ediyorum bilemiyorum yani. Bir ses var. Marjorie Grande ve Frank Grande. Evet, büyük babam ve Nona. Nasıl aşık olduklarının hikayesi anlatıyormuş. Bloodline'ın girişinde de varmış bu. Bloodline. Tamam, peki. Hangi albüm bilemedim. O erkeğin erkeğiydi. 18-19 falandı. Ciddi olmaya başladım. Sundurmada dururken ona baktım. 11 yaşındaydım. Tabii eskiden yaş daha önce şaşırmadım. Erkeği asla görmedim, çok boyutlu. Dikkatimi çekti. Aa, şey, burada da onu anlatıyor sanırım. Hayaller içine dalıyorum. Kollarıma sarmak için bekliyorum. Şarkı yapmış. Eller o yüzden mi acaba? Ama biz o elleri günümüz şeklinde görüyoruz. Gerçekten zekice. Ariana. İnanmıyorum. Hiç beklemiyordum. O zaman anladım. Neye rahatsız olduğunu anladım. Yani günümüz şarkılarının üstüne video çekmiş. belli etti şu an kendini. Hiç albümle alakası yok yani. Ben sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Mac Miller mıdır nedir? Niye mesela kazak giydi? Ama kesinlikle anladım yani. Hani en azından bu albümü dinleyip albüme göre bir şey giyinebilirmiş. Ariana da aynı şekilde. Yani bir tema ben isterdim yani böyle. Aşk aşk aşk. Saklanmak istemiyorum. Kalbimi hoplatıyorsun falan. İyi hissediyorum. Keşfetmeme izin ver. Hakkını ihlal ettiğini iddia etmiş. Kim? Minder Music. Telif açmış. The Jimmy Kester Brunch'ın 72 single'ı. Troglody. Telif hakkı. Olabilir. Benziyor olabilir. You Got Me'deki kancası. The Roots. Yakın bir yorumudur. Erkek arkadaşına. Jamaican üyesi Jay Brooks. Erkek arkadaşını ima eder. Şaka videolarıyla ünlü olmuş. Ariana'nın çeşitli prenseslerle. Bu prensesler dediği şey bence. Winx Club. Peri prensesi Diaspro'yu seslendirmesi bu dönemlerde. Ariel hakkında kötü izlenim bırakır. American Beauty varmış. Çift anlamı varmış. Amerikan güzelle olarak mankenler yarışma. Orta yaş krizi sırasında en iyi arkadaşını takıntı hale gelen reklam yöneticisi.
99 yapımı drama filmine gönderme olabilir. American Beauty. Bruce Yücel'in baş karakterini oynayan Jim Carrey, Ariana'nın en sevdiği aktörlerden biriymiş. Film hakkında tweet atmış falan filan. The Roots de You Got Me yine evet aynı şeyi söyledi. Şu duyduğumuz 90'lar Motown gibi pardon Motown gibi. Synth'i duyuyorsunuz değil mi? Ah. Baksana. Ah saksafon. Tamam mı ya? Bu jazzy'ye kaydırmış. Oh. Aa güzel. Evet bilemeyeceksin. Bu bir drama. Yerin dolduruldu. Geç geldin çünkü. İçerik hayır ama aşk 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 ama. Müzik çok güzel. Müzik çok hoşuma gitti. Günümüz çok günümüz. Ah R&B. Bu duyduğumuz sol. Sol. Almost is never enough. Bu parçada Nathan Skies ilişkileri yolunda gitmeyen bir çifti oynuyorlar. İyi gittiğini söylüyor yani ama zaman yeterli değil. Birkaç ay sonra ilişkileri sona erdi. Şarkı yaptık. Devam. Yine sev beni sev beni. Bütün gecede dünyayı değiştirebilseydim elvedaya dair bir şey olmazdı. Bir dakika. Ne yapıyorlar? Cat Valentine sanki zehir mi? Bir şey katıyor. Evet devam. Arsenik şey değil mi ya? Zehir. Ah. Şey mi yapıyorlar? İntikam planı mı? Bak sevgilisini alıyor sanırım. Ah önüne geçiyor. İntikam içinde. Oh. Oy. Ah. Ne oldu? Aa, parçaladılar aileyi. Aa. Bu şarkının atmosferle ilişkisi nedir? Ah. Niye bunlar okulda? Neden şu şehir? Neden araba konuştu? Neden bunlar vampir gibi? Neden bir gotik bir anlayış var burada? Neden zehirlediler? Eyvah. Yani biraz aslında bir geçmişe gidiyorsun. Orta çağ gibi. Ama okul ne alaka? Evet, popüler olandım. Sığının arkasında oturan. Sinemalarda mısır satıyorsun şimdi. Yetiş. Berbat bir yol var. Birilerini gözledin. O bir de araba ne dedi aslında? Orada önemli bir şey söyledi mi? Hiçbir şey dememiş ya. Öf. Hani arabalar konuşuyor ya artık. Konuşuyor dediği şey ben. Artık konuşuyor. Siri zaten Siri ile başladı. Bir uygulamayla hiçbir şey söylemiyorsun. Konuşuyorsun arabada. Siri komutları alıyor falan. Ona benzemiş. Hiçbir şey de yok. Mika yeteneklerini kullanmakla meşgulken o çocuğun adı Mika'yı. Popülerliğe takıntılıdır. Anı yaşamaya odaklanırken diğerlere o popülerlik isterdi. Hazırlık eksiği çöküşüyle sonuçlandı. Müzik endüstrisinde büyük bir isim olmak yerine sinemada çalıştı. Popüler mısır, mısır yani şey. Popüler yapan sinema atıştırması mısır. Cadı olduğu için müzik videosunun neden gotik görünümlü okul içerdiğini de açıklayabilir. O kişinin çalışmalarına bağladık. Peki. Ya, hiç anlamadım yani. Bayağı ben şey buldum. Yani
Başkasıyla çalışıyor, onu uyarlamaya çalışıyor. Hani parçalar çok dağınık, çok dağılmış. Evet, bir kadın albümde de yer almış, burada da yer almış. Rollü olarak orijinal Cat, hemen Cat'teki karakteriyle ilişkiliydi. Yani Mika bundan yola çıkmış, Ariana da okuldan ne yola çıktı. Hani o Cat karakterinden. Çünkü buldu şeyi. Popülerliğini. Ah. Ah. Albüm aynen karmaşık devam ediyor. Ah. İşte bu. Yalnız diskoya nasıl bağladık ya? Karmaşa. Güzel. Güzel güzel. Ben farklı ve şey buldum. Yaratıcı buldum. İçerik olaraksa ellerini havaya kaldır. Bu geceyi suçla falan. Güzel. Gerçekten güzeldi. Yani tam bir karmaşa. 50'ler günümüz çakışması olmuş. Videolu olan şarkılar kesinlikle farklı telden. Yani albümün geçmişe gitme isteğini baltalamış. Şimdi de Christmas şarkıları. Ariana'nın ne yapmak istediğini anladım. Ne yapmak istediğini anladım ama güzel olmuş. Yani gerçekten müzikal bence değeri var. Ya bu farklılık. Ki ben mesela bu farklılığı bunları biraz şey bekledim. Günümüz işte bekledim. Bundan sonraki albümde de öyle bekliyorum. Zaten Dangerous Woman tamam işte. çok beklemedim. Yani hep aynı şeyde bekledim. R&B. Ah. Soul'a bağlamış. Christmas şarkısı. Yeah. Evet, bir şeyler verme zamanı. Kalbinde ve orada. En büyük hediye. Etrafa baktığımızda yetecek kadar var. Harcayıp derinlere bak. Kalbini ara. En iyi hediye. Ağacın altında. İhtiyacımız olan tek şey sevgi. İnanması için izin ver kalbine. Yine şey albümün aşkından devam ediyor. Yani arka planın değişmesi yine ama albüm tadında evet güzel. Ah. R&B. Ah. Evet, Kaliforniya'da kar çok zor. Çünkü çok sıcak bir yer orası. Çok sıcak. Yani iklim olarak zor. Bu bir mucizeyi ummak gibi bir şeydir. Doğru. Konuşuyor Santa'yla. Ve Noel Baba. Yardıma ihtiyacım var. Kötü çünkü yarın uzaklara uçacak. Uzağa. Saat 5'teki uçağını ertele. Ha uçakla mı geliyor? Kar yağdır. Yağmur bile olur bak. Çünkü imkansız bir durum. Evet şimdi kaçırılanlara geçelim. Ah Soul'a. Ay. Soul. Evet, birini arıyordum. Doğru çocuğu bulmaya çalışıyorum. Basitçe uygunsun. Kesik gibiydin, bu yüzden kazanıyorsun. Gözlerini kapattığında seni görüyorum. Mükemmel bir tip. Rüyalarımın gerçekleşeceğini düşünmedim.
Sevgili olunacak bir çocuksun. Onu biliyorsun. Etiketine yazılmış değil mi? Senin istenen kişi olduğunu söyledim kendime. Eyvah. Evet, mükemmeller bu adamla. Ayrılık, makyaj falan. Jay Brooks zamanındaki erkek arkadaşına atıfta bulunur. Drama ve gerilime rağmen mükemmel olduklarını düşünür. Umutsuz aşık dediğim buydu. Pink Tape albümde yayınlanmış. Aa, tilki gibi arkadaşına sürekli şarkı söylemesinden bıkmış bir kadın düşüncelerini anlatır. Fox-like. Ne demek o? Değişen ruh halleri ilişkisi olmadığı için sahte vaatlerle alay eder. Ya bu nasıl bir karmaşa? Ay çok güzel. Birden dubstep'e bağladı. Ah. Sky Blue bu çocuk. Ah. Ah. Aha, Ariana. Ah. Wow. Ah. Ay. Oh. Oh. No. Remix gibi olmuş. Remix gibi dinledik. Şimdi bu Do You Love Me? The Contours 62 tarihli şarkıdan alıntı. Yani dediğim gibi beat yapmış burada da yine. Beat gibi olmuş. Hatta bence beat olmuş zaten. O aldıysa onu. Onu değiştirip sunduysa evet bunun adı beat. Evet patates püresi yapabilirim. Sky Blue, Ariana. Gitti. Rock için doğmuş. Party için doğmuş. Zirvedeyiz. Holowitz, Büyük Baba. Caddede yuvarlanıyorum. Sevgimi vereceğim ama bedava değil. Evet değişik olmuş bu. Yine aynı show'un bir parçası bu da. Bunun da acaba Victorious Karaoke. Ya sebzeler dans ediyor. İkisi de caz gibi ya. Caz piyano. Blues. Çocukları eğlendiriyor. Nasıl bir geçiş bu ya? Bayıldım ben ya. Bu ses... Ah! Ah! Lan lan! Oh! Bayıldım. Ah! Ariana'yı seveceğiz. Bence başarı bu ya. Drop. Hayır. Bak. Bu müzik ziyafetidir. Hayır. Bu müzik ziyafetidir. Bana bunu yapamazsınız. Bayıldım. İlk görüşte aşk seni kör etti. İddia ettiği kişi değildi. Sevemezdi, benden hoşlanıyordun. Eve oturup ağladığını biliyorum, özlüyorsun. Ama hiçbir şey yok bak. Sevme, sevme, sevme. Aşk, aşk, aşk. Bayıldım müziğe. Although I wouldn't change anything about my first album, I did want to make sure that you guys were satisfied. So I wanted to give you this song for free as a thank you for all that you do. And just to say that I love you and I hope you enjoy this record of mine. It's called Pink Champagne. And so I hope you enjoy it. Thank you guys so much.
Evet, bir giriş yaptık. Hiçbir şey değiştirmek istemiyorum ilk albümle ilgili. Bu işte dediğim gibi başta albümdeymiş bu. Bunu çıkarmışlar yanlış şey yapmadıysam. Bak şu arkada dım dım dım. Yine cazı etkiler. Elektronik. Şarkıyı dinlerken aklıma geldi. Tazeliğim dedim. Evet, yıpranıyorum. Hafta sonum bile yok. Siyah beyaz ve uykusuz yaşıyorum. New York'ta taksi çağıracağız. Arkamıza bile bakmayacağız. Kaçacak mıyız? Başımızı belaya sokup baloncuk yapacağız. Sıradan. Ama bu yani şey, yine şovdan olduğu için. Bu hani dedim ya, bunu kaldırmış bu şarkıyı, bu videoyu falan kaldırmış. Albümde istememiş. Onun nedenini yani bu şarkıyı o yüzden ama hip hop bu. Yok yok. Ne söylesem değişiyor şarkı. Bir günümüz oluyor, bir R&B, bir soul oluyor. Hey. Blond'un şarkısına benzemiyor mu ya? For neydi? Forlu bir şeydi. Telif yediği bu mu yoksa? Gerçekten çok benziyor. Niye sanki başkası söylüyormuş gibi hissediyorum? Ariana yok gibi ya. Bak burada yok sanki. Evet. Başkasının sesi bence bu. Bu kimin sesi bu? Bence çok kötü değil ya. Ay neler gördük Ariana. Neler gördük yani. Hani bunu beğenmemişse bir sebebi vardır. Bir telifliyse bir sebebi vardır da ben güzel buldum açıkçası. Ben çabayı severim. Farklı değildi müzik ama video mesela güzel. Bir Four Blondes ona gerçekten benzettim. Sadece bir maç, yürüyüş. Kendi ayaklarının üzerine durmalısın. Kalplerini kaldır. Dünyayı değiştirebiliriz, tepki verirsek. Zaman kaybı gibi. Gandhi'yi diriltmeliyiz. Kralı diriltmeliyiz. Gandhi yürüyüş yapıyor. Bu seride anlatmadım ama bir ara anlatmıştım onu. Neyse. Gandhi özel biri. Burada anlatmayayım ben bunu. Çünkü çok Michelangelo'da onu fark ettim. Parçaladığımı fark ettim. Her şeyden azar 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 video serilerinde. Ama burada olmasının çok çok bir anlamı yok. O yüzden anlatmayayım yani bir kelime. Rakı da ekleyelim bari. Güzel deneme, güzel. Evet, büyülediğine eminim kahverengi gözlerini. Yakalamaya bile çalışmıyorsun. Aşık olmak üzere. Aşk, aşk, aşk. Şey olmayınca hızlı geçiyoruz. Güzel oluyor ama tabii notumu da düşürüyor yani. Albüme olan. Sint. Evet, bir bağırışla. Ya ben bu konserlerde niye bağırırlar anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Yani izle, otur izle. Zaten oraya sesini duymaya gitmiyor musun? Sadece çığlık duyuyorum Allah'ım.
Ağlıyordum, yağmurdaydım. Değiştiğini söyledin ama sen aynısın. Göreceğin son gözyaşları bunlar. Gidiyorum. Yolumu da durmayı bırak. Bavulumu çıkaracağım ve gideceğim. Öteki albüme gidiyor. Voodoo'yu okumuştuk. Hatta bir inançtı. Britney Spears Blackout'da okumuştuk, hatırlıyorum. Uzun uzun okumuştum. Ah R&B ya. Ama caz piyonu bu. Ah. Ah. Şimdi yani diyeceksiniz bu neden burada? Valla ben de anlamadım ama şeye biraz benzettim. Popular, ay. Popular Song'daki o şey var ya, gotik anlayamadığımız tema. Hatta şey yaptılar, tencerenin içine su falan döktü. Artık ne suyuysa. Onu biraz çağrıştırdı. İçecek yapacağım. İksir hazırlayacağım. Mutluluğa ihtiyacım yok. Filmlerden bahsetmiyorum. Sevmeni sağlamak. Kalın ve zayıf kalmak. Ney? Ha şey, zayıf kalmak istiyorum. Vudu bağımlılık yapıyor. Bagaja kitleyelim seni. Brandy şarabı, kurbağa, kekik. Atarım. Prensim olmanı istiyorum. Vudu aşkımın gücü. Bir şey değil. Bu işte Tom Felton'dan ilham almış. Harry Potter hayranıymış. Yours Truly yapamadı. Stüdyo versiyonunu internette ortaya çıkmadı. Şarkıyla aylarca dalga geçtikten sonra hayranlarına hediye olarak yayınlamış. Yani niye dalga geçiyorsunuz? Ama bu Demi Lovato. Şimdi hangisi cover bir dakika. Ariana kaydetmiş ya. Sonra Demi Lovato'ya satmış. Unbroken albümünde var. O zaman bunu geçiyoruz. Albüm güzel. Ben gerçekten şey buldum. Günümüzle önceki tarzları birleştirmesi ben bayıldım. Yani farklı bir şey katmanın böyle bu şekilde katarsın bence. Nasıl katacaksın? Seviyorum yeni bir şeylerin olmasını. Denemelere bayılıyorum. Ama Ariana haklı. Tam istediği gibi olmamış. Yani hitleri muhtemelen öyle yapmışlardır. Hani öne çıkartalım, gerilisi ne olursa olsun. Ariana da istediği gibi doldurmuş gibi görünüyor.